Geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından yapılan Bodrum Su Projesi tanıtım toplantısında projenin idari danışmanı olan Profesör Doktor Erdem Görgün'ün Gümbet Arıtma Tesisi hakkında söylediklerine eski belediye başkanı Mazlum Ağan'dan cevap geldi. Tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Bodrum Su Projesi İdari Danışmanı olan Profesör Doktor Erdem Görgün, Gümbet Koyun'daki arıtma tesisiyle ilgili olarak şunları söylemişti. Dünyanın göz bebeği olan Bodrum'u korumak için yaptığına emin olduğum bir tesis. Çevre izni bile alamıyor şu anda Çevre Bakanlığı'nda. Kim kabahati? Aslında kabahati bulmak kolay. Suçlu sensin, suçlu sensin. Bence bunu söylemeye hiç gerek yok. Suçlu bu sistemdir. Yani projeyi çizenin müteahhitten farklı olmaması gerekir. Biz buna Avrupa Birliği'nde Filiz Sarı Kitap ismini veriyoruz. Eğer bu usulle bu işler yapılsaydı, Gümbet bugün müteahhitin de göğsünü yere yere savunacağı, denizin hala kirlenmediği, şıkır şıkır herkesin de gururla göstereceği bir arıtma tesisi olabilirdi. Ne yazık ki bu olmadı. Bu iddialar karşısında tesisi başkanlığı döneminde hayata geçiren Bodrum Belediyesi eski başkanı Mazlum Ağan bir konuşma yaptı. Gümbet'te yapılan arıtma tesisiyle ilgili olarak daha önce Kent TV'de yapılan bir programda detaylı açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Ağan, 25 yıl önce plana işlenerek yapılan bir arıtma tesisinin çalışmasıyla ilgili sorunlar ortadan kaldırılmadığı için bu tür iddiaların gündeme gelmesinin üzücü olduğunu belirtti. Ağan, arıtma tesisinin projesinin Çevre Bakanlığı'ndan onaylanarak ihalesi yapılıp tamamlanan bir tesis olduğunu ve kesin kabulünün yapılarak çalıştırılmaya başlandığını vurguladı. Suçun tesisi işletemeyen Bodrum Belediyesi'nde olduğunu iddia eden Ağan, sözlerine şöyle devam etti. Suç şu anda Bodrum Belediyesi'nin bu tesisi iyi işletmediğinden kaynaklanmaktadır. Bunun üzerinde de fazla tartışmaya gerek yok. Biraz daha masraf yaparak Bodrum Belediyesi bunu çalıştırması lazım. Tesisin bakanlıktan çevre izni alamadığı ve denizi kirlettiği iddialarına karşı ise Mazlum Ağan şunları söyledi. Çevre Bakanlığı'ndan deşarjla ilgili izin yahut da çevre iznini alacak olan kurum Bodrum Belediyesi'dir. Bodrum Belediyesi bunun neden alınmadığını ortaya koyacak ve de çözümünü bulacak. Eğer kesin kabul yapılmışsa bu sistem çalışıyor demektir. Çalışıyor denilen bir işe de sorun olmaması lazım ama siz bunu çalıştıramazsanız o zaman sorun başlıyor. Tesisin yapımıyla ilgili bir sıkıntı yok. Kesin kabul yapılmış. Evet. Kesin kabul yapıldıktan sonra artık bu konuyu konuşmamamız lazım. Ama siz bunu iyi çalıştıramıyorsanız o zaman deşarj iznini veyahut da çevre iznini bakanlıktan alamazsınız. Onun için doğru bir şekilde doğru elemanlarla doğru malzeme kullanarak bu sistemi çalıştırmamız lazım. Ağan, Profesör Doktor Erdem Görgün'ün projenin müellifinin kim olduğunu bilmeden ve onunla görüşmeden bu tür açıklamalarda bulunmasının pek doğru olmadığını vurgulayarak Gümbet Arıtma Tesisi müellifinin Görgün'ün sınıf arkadaşı olduğunu ifade etti. Hocamızın da o gün verdiği bilgi konusunda bence öncelikle bu projenin müellifi kim olduğunu, hangi okuldan veya mühendislik biliminden mezun olduğunu araştırıp bu projeyle ilgili konuşması gerekirdi. Belki onunla beraber aynı sınıfta, aynı sırada oturmuş bir arkadaşın çizmiş olduğu bir proje hakkında konuşuyor. Belki de o proje müellifini bulup onun da görüşünü aldıktan sonra konuşma yapsaydı bence daha iyi olurdu.
Bodrum Belediyesi eski başkanı Mazlum Ağan, yapılmış olan bu imalat üzerinde proje mimarı ve mühendisin işi Bodrum Belediyesi'ne teslim ettikten sonra tesis üzerinde bazı değişiklikler yapıldığını, müellifinin haberi olmadan tadilatlar yapıldığını ve belediyenin bunu bir ihbar olarak kabul edip araştırması gerektiğini, tesisteki sıkıntıların habersiz yapılan bu tadilatlardan kaynaklanıyor olabileceğini söyledi. Yapılmış olan imalat üzerinde proje ve müteahhit işi teslim ettikten sonra Bodrum Belediyesi tarafından bu imalatta bazı değişiklikler yapılmış. Proje üzerinde, imalat üzerinde oynanmış. Bunlardan proje müellifinin haberi yok. Zaten proje müellifinin haberi olmadan yapılan bu çalışmalar bir suçtur. Belki de burada bu sistemin çalışmaması bu yapılan proje müellifine haber verilmeden yapılan tadilatların sonucunda da olabilir. Buna Bodrum Belediyesi bunu bir ihbar olarak kabul edip böyle bir üzerinde tadilat olup olmadığını bir araştırsınlar. Eğer o tadilatta izin alınmadıysa suç işlemiş de olabilirler. Belki de sistem ondan çalışmıyor olabilir. Tadilat ne zaman yapılmış? Müteahhit teslim ettikten sonra. Teslimden sonra? Evet. Çok önemli bu. Yani böyle atılacak bir konu değil.